Ben de yatıyorum ama o ara uykum gelmiyor. Yani hani uyuyayım diye gidiyorum ama yok. Sevgiye bakıyorum. Uyum. Sevgi çoktan yıktı. Sonra uyandırmaya geliyorum işte sevgiyi. Bu programdan sonra arkadaşlarımızı daha da sağlamlaştıracağımızı düşünüyorum. Yani ne zaman konuşsak tatlıyı. Ben mi dedin sen? Evet. Aa, çiçeğim geldi sonra. Merhabalar. Bu hafta Sen Ben programında Sevgi ile beraber karşınızdayız. Güzel ve eğlenceli bir program bizi bekliyor. Yani biz olduğumuz için eğlence olması yani, çok normal. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yani bu programdan sonra arkadaşlarımızı daha da sağlamlaştıracağımızı düşünüyorum. O zaman sorularımızla başlayalım. Şimdi ağzını hazırlayalım. Bakayım. Çünkü evet, öyle ya. Makyaj yapma gibi bir alışkanlığım olmadığı için. Veya gerçekten saçımı spreyi sıkayım hemen, bir topluyorum ben, çıkıyorum. Ya. Spreyi sık, birazcık eyeliner, birazcık rimel. Anca. Şimdi ne oldu? Aa canım. Yani evet küçük. Ya şöyle bir şey var. Mesela kamplarda çift antrenman oluyor. Antrenman arasında ben fırsat hemen uyuyorum. Yani ben de yatıyorum ama o ara uykum gelmiyor. Yani hani uyuyayım diye gidiyorum ama yok. Sevgiye bakıyorum. Uyumuş. Sevgi çoktan yıktı. Sonra uyandırmaya geliyorum işte sevgiyi. Aynen. O yüzden antrenmana geç kalıyorum. Kim alışveriş yapmayı daha çok sever? Ah canım. Sevgiyi çok iyi tanıyorum. Aynen biz bir... O değil de harbiden bugün daha da tencere tabağı alışverişi yaptım yemin ederim. Daha biraz önce tabak çalan. Şey bizde artık kişisel alışverişler bitti yani. Biz aynen. Evlenmeye hazır genç kızlar olarak. Evlilik hazırlığı. Çeyiz bakıyoruz artık. Daha uyumlu olabilir. İkisini kaldırabiliyoruz mu? Oluyorsa öyle yaparız o zaman. Ben şöyle yapayım. Çünkü ben gerçekten uyumlu bir oda arkadaşı değilim. Şöyle değilim. Çok fazla gürültü ve pis olan insanları sevmiyorum. O yüzden zaten oda arkadaşım Gizem. Bizim şöyle bir anımız var sevgiyle. Altay deplasmanına gittiğimiz zaman otele girdik. Ah evet ya. İlk odaya girdiğimizde sevgiye ki burası çok kötü kokuyor. Dedim havasız camı aç. Cam sevgi ya. Perdeyi kaldırdı cam arıyor. Yok. Ben geldim ki nasıl yok. Cama dokunuyorum. Evet sonra ya. İkimiz birbirimize döndük. Biz burada şöyle kalamayız. Bir şey oldu. Odaya girdik. 5 dakika sonra biz burada kalamayız deyip odadan geri çıktık. Resepsiyonu arıyoruz. İşte bize yardımcı olur musunuz? Bir tane pencereli bir oda istiyoruz falan. Ama yani otel odası otel tamam demiş. Ama harbiden pencere yok. Hiç hava bile gelmiyor yani odaya. Yani otelde genel olarak pencere yokmuş. Öyle söylediler. O yüzden Gizem daha uyumlu oda arkadaşım. Mesela Gizem'le herkes kalmak ister uyumlu olduğu için. Benle çok istemez, ben de istemem çünkü ben biraz titiz bir insanım. Titizlik bende de var. Bir de sıcağı çok sevmiyorum oda içinde. Camı açma gereği duyuyorum, biraz serin olması lazım. Bunu da... Rakipler beğenmiyor. Olmuyor yani, yok çok soğuk oldu diye camı kapat diyor. O yüzden sevgiyle de bu konuda bayağı uyumluyuz biz. Daha iyi yemek yapar. Aa. Güzel soru. Bunu da bencil olmak istiyorum. Yöreler biraz... Değişik. Yani tamam, doğru. Tecrübem çok bu konuda. Şimdi şöyle bir durum var. Ben kulüp evinde yaşıyorum. Gizem kendi evinde yaşıyor. Gizem kendi evinde yaşadığı için yemek yapma zorunluluğu var. Ama bizim yemekler kulüpten çıktığı için benim öyle bir zorunluluğum yok. Ha, zorda kalsam yapıyor muyum? Evet. İçli köfte yapmıştım bile var yani. Yani o konuda el lezzetimin olduğunu düşünüyorum. Annem falan da söyler. Yani Sevgin de dediği gibi ben hep yalnız yaşadığım için o yüzden mecbur kalıyorsun bir yerden sonra yemek yapmayı. O yüzden yani yapıyorum. Kim daha çok konuşur? Aa. Bu video izlerseniz bu sorunun cevabını öğrenebilirsiniz. Kimin sesi daha güzel? Tabii ki de. Benim karga gibi. Yani şarkılara aa, eşlik... Sen mi yazdın? Kız benim sesim güzel mi o kadar evet. Gerçekten? Ah canım benim ya. Benim çok kötü ya. Ya okulda müzik dersine giriyorum. Hoca yetersizliğinden dolayı. Ya çocuklarla beden eğitimi dersi işliyorum. O kadar kötü bir sesim var. Sevgilinize bir şey söyler mi?
Hayır. Bir şarkı sesim güzel. Biz sesim, kendi aramızda değerlendirdik sesimizi. Ben şöyle, sesim, ben de sesimin çok güzel olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Benim sesim de biraz tiz, normal insan sesine göre aslında. Ama şarkı söyleyecek kadar da güzel değil ya. Yani bize kimi söylesek kanal bari kapanabilir. Kimin sözü daha çok yaşar? Ben buna sevgi demek istiyorum. Ben mi dedin sen? Evet. Aa, çiçeğim gel bir soru. Her zamanki gibi. Kim daha çok film izler? Güzel soru. Ben çok izliyorum. Abi hep aynı film. Harry Potter. Ben de çok izliyorum. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter. O yüzden aslında aynı odadayken fazla müzik, fazla film izlemiyoruz. O yüzden. Kim sosyal medyada daha çok zaman geçiyor? Ah canım ya. Benim ilgilenim sosyal. Tabii ki de sen. Tabii ki de ben. Ben bazen bir şey paylaşmadım. Böyle 2 ay, 3 ay gidiyor yani. Yok böyle canım ben oluyor. Mesela geçenlerde fotoğraf paylaşmıştım. Bir daha bu aralar yine paylaşmam lazım. Zamanı geldi. Kim daha duygusal? Ben. Yani çok duygusal. Sinirlendiğim zaman ağlamaya başlıyorum dermişim. Aa ben var ya, sinirlendiğim zaman söylemek istemiyorum devamlı. Bir de bu çok inanmam hani burçların özellikleri oluyor. Yengeç burcum, yükselende yengeç olduğu için biraz duygusal bir burç. Onun da özelliklerini taşıyorum zaten. Aslında benim burcum da duygusal ama ben hiç duygusal değilim. Yani hiç demeyeyim de böyle arkadaş çevreme karşı hiç değilim. Hepsi yamyam gibiler. Duygusal olmama izin vermiyorlar. Sevgi. Ben de sinirleniyorum ama ben o kadar bağırarak göstermiyorum. Ben çok sinirleniyorum ya. Mesela tamam ben de hata yapıyorum ama koşmayan bir arkadaşımı gördüğüm zaman sinir katsayım resmen. Mesela topu kaybetti, insan bir peşinden koşar. Gördüğüm zaman dayanamıyorum, direkt bağırırım yani. Öyle şeylerim var. Bende de var. Kim taktiğini daha çok sever? Yani ne zaman konuşsak tatlıyı. Of ben tatlısız yaşayamam. Şöyle bir durum var bende ama. Genetik olarak bizde tansiyon düşüklüğü var. Kan şekerim falan düşüyor benim arada. O yüzden her gün sabah uyandığımda böyle küçük bir tatlı da olsa bir şeyler yemem gerekiyor. Yani çok yiyorum gerçekten. Şişko olacağım. Hani böyle çok bir tatlı yok. Bir de x bir yerde, akaretlerde oranın tatlısı var bir tane. Mükemmel. Kamelot tatlının adı. Çok güzel. Bayılıyorum ona bu aralar. Kimin stalk hesabı var? Ne? Kimin Instagram'da stalk hesabı var? Bende yok ya. Bende de yok vallahi bu. Bu soruyu boş geçebiliyor muyuz? Şöyle yapsam. Güzel senin var mı kesin? Benim yok. Vallahi benim de yok. Harbiden ha benim yok. Yok yani. Stoklarsam da kendi hesabımdan stokluyorum ya. Beğenirsem de yanlışlıkla yapacak bir şey yok, ne yapalım. Bilal mi? Çık ben alıp olduk. Ben olsam bari. Sorumluluğu ben alırım. Hani? Kaçırsam da alırım. Penaltıcımız olduğu için kendi. Yani her yıl bir tane kaçırmıştım denk geliyor da finale denk geldiğimi hatırlamıyorum. Bir en son pandemi zamanı kaçırmıştım var ama onda zaten 2-1 yeniyorduk. Ben hiç penaltı yani kaçırmadım. Mesela 88'de penaltı kullanmışlığım da var. Ama yine de takımın penaltıcısı olmayı istemem yani. Tamam büyük bir sorumluluk ama atamadığın zaman takım senin yüzünden yenilmiş oluyor mesela. Bunu yaşayan arkadaşlarımız var ama onu sen eşleştirmede sorarsın. Evet. Hazırladın herhalde o soruyu. Öncesini sordum. Kariyerini burada bitireceksin kızım. Ay yanlış oldu. O konuda şeyimiz yok ya. Evet yani hiç. Hesap konusunda ben çok... We'll be right back.
Ama bu soruyu bizim sorduğumuzu söyleyecek misin? Tabii. Ha şöyle de ama kim olduğunu bilmiyoruz. Çıkacak kişilerin buraya. Tamam, ona göre bunu sorabilirsin. Bence de çok güzel bir soru. Bu hafta sen, ben de Gizem'le birlikteydik. İzlediğiniz için bizi teşekkür ederiz. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Umarım eğlenmişsinizdir bizi izleyerek. Görüşmek üzere. Bye bye.